Filmden uyarlanan bir oyundayız. Shakespeare, neler söyleyeceksiniz bugün için ilk önce? Valla yani bu çok 2000 aslında 23'ün sonlarındayız. Yani bu sezonun 2023-24'ün burada zorlu PSM'de olacak en çarpıcı işlerinden bir tanesi. Çok büyük bir prodüksiyon. Çok uzaktan takip edebildim provalarını, yönetmeni Serdar'ı, koreografi yani Beyhan Murphy. Uzaktan arkadaşlarımı takip ediyorum. Çok güzel şeyler duyuyorum. Bugün inşallah premierde şahit olacağız. Eminim ki çok çarpıcı bir şey olacak. Uraz Bey galanıza geldi. Birazcık iadeyi ziyaret gibi mi oldu diyelim efendim. Yakın dostunuz da zaten Uraz Bey. Çok aramız çok kötü. Ben geçen sene magazinlerde hep takip ettim. Aramız çok kötüymüş. Sahneden özellikle bir atışmanız vardı ki o kötülüğü de hep ona yordular aslında Cem Bey. Yok, bizim aramızda bir şey olmaz. Genellikle bazen bizden bir hikaye çıkmayınca evden getiriyorsunuz hikayeleri. Uraz'ın da ilk böyle bir tiyatro sahnesinde bir büyük prodüksiyonu. Çok heyecanlı, çok kendini neden ona adadığını biliyorum. 2,5 aydır. Çok güzel bir şey çıkacak. Kıymetli kardeşim, yani ben de burada çok tanıdığım insanlar var ama bir de tabii nezaket de değil mi? Evet. Nezaket de çok aramızda çok konuştuğumuz, tanışmıyorum ama çok konuştuğumuz bir arkadaşımız. Onun da performansının çok iyi olduğunu duyuyorum inşallah. Siz konuşuyorsunuz genelde bir transfer olur derler efendim. Transfer olur mu o zaman yeni nerede? Projelerinize? Kim için söylüyorsun? Uraz'ı mı? Uraz Bey değil. Nezaket Hanım. Nezaket Hanım için. Hemen şunu sormak istiyorum efendim. Filmin 1 milyon 400 bin izleyiciyle 8. sıradan İngilizce olmayarak izlendi. Neler söyleyeceksiniz? Evet, şey yani globalde anlamında. Evet. Şimdi bizim platform bir dünya çapında bir platform olduğu için dolayısıyla orada buradaki seyredilme sayıları da işte yani güzel bir yere girmiş. Bir iki telefon aldım bununla ilgili. Teşekkürümü de ilettiniz ama efendim o telefonlar nelerdir? Hemen onları soralım aslında. Bir iki telefon dediğim yani hani Netflix'ten. İngilizce. İngilizce. Filmimiz çok güzel. Ben reaksiyondan çok mutluyum. Yani alışılageldik bir şey değil. Eğlence sinemasına ait bir öykü olmamasına rağmen benim çok sevdiğim bir tarz bu. Ben sinemaya yapmaya başladığımdan beri zaten bu tarzı takip ediyorum yani. Hem seyirci olarak hem de üretici olarak. Yani her şey çok güzel olacaktan başlayan maceramda. Dolayısıyla seyredenlerin ne denir ona memnun kaldığı bir iş. Bu beklenti meselesinin artık ben 50 yaşındayım. Yani 30 senedir bu işle uğraşıyorum. O beklenti meselesinin artık çok bilim magaziner bir zihinlerde bir kenarda unutulmasını istiyorum. Yani bir film ben hani bir stil değiştirmiş değilim. Artık komedi yapmıyorum diye bir şey yok. Ayrıca bu film yeteri kadar komik zaten. Hayat ne kadar komik. O kadar komik. Yorumlar da oldu efendim. Siz teşekkürlerinizi ilettiniz ama izleyicilerinize beğenenler... Milyonlarca yorum var. Evet. Yani 3 günde yani en az 6 milyon kişinin izlediği bir şeyle ilgili mutlaka yorumlar oldu. Ne beğenenler diyorlar? De oldu, beğenmeyenler de oldu. Sizin yorumunuz... Benim hayatım bununla geçiyor yani. Çok normal değil mi? Yani herkes her şeyi beğenmeyebilir. Ve efendim aslında orijinal... Bir sanatçı da canının istediğini yapmakla mükellef. Artık Cem Yılmaz canının istediği şeyleri mi yapar efendim? Ben 3 yaşından beri canımın istediği şeyi yapıyorum. Hayatımın hiçbir evresinde birileri şunu beğeniyor diye bir şey yapmadım hiç. Bundan sonra zaten yapacağınızı da kimse de düşünmüyor ama... Bundan sonra yapar değil mi? O seyircinin teveccühüne kalmış. Efendim hemen motive ederlerse ben tabii seve seve. Erçen Kuneri'yi sormak istiyorum tekrardan. Sevkler, evet, bıyıklar çok konuşuluyor. 20 gün sonra kurtuluyorum. Neden alışamadık efendim? Ya da sarı bıyıkla sizi görenler tepkileri neler oluyor? Benim bıyığım değil. Ben bunu Kıvanç'tan aldım. Yani 3 aylığına Kıvanç'tan rica ettim sağ olsun. O aile dizisinde bıyığı kullanmıyor. Rica ettim onu. Bana 3 aylığına tahsis etti. Bu Kıvanç'ın bıyığı. 3 ay sonra devamlılığı olacak mıymış efendim bıyığın? Geri mi iade olacak? Aynen, geri vereceğim ona. Son olarak efendim şu 90'ları soralım. Özellikle 90'ların orijinalini siz paylaştınız. Evet, 90'larda vardı. Application'a gerek yok dediniz. Orijinali burada. Çok da konuşuluyor efendim. Yakışıklıymışım o zaman. Hala böylesiniz.
Sevgiler, sağ olun. Teşekkür ederim canım. Sağ olun.